yeni evimde, yeni mahallemde, yeni çevrede, yeni arkadaşlarımla edindiğim deneyimleri Uber'de sizlere bildirmeye devam edeceğim. Ben Anıl Güler. Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği mezunuyum. 4,5 senede bitirdim. Bölümümüz çok zordu. Elektrik makinalarından ve enerji dağıtım derslerinden özellikle çakmıştım. Ondan sonra tek ders sınavına girerek mezun olmuş bir Türk vatandaşıyım. Şu anda hayatıma, kariyerime Orlando'da devam ediyorum. Orlando çok güzel, çok sevdik buraları. Ardından Ankara'da çalıştım, İstanbul'da çalıştım, askere gittim. Hop, Los Angeles, ora bura, Orlando'da sevişmeye devam edeceğiz. Gençler, bu benim ilk Uber videom olacak. Heyecan var, mutluluk var, azim var. Şu anda biraz sesim kısık. Ben zaten ne zaman abi videoyu çeksem, kameranın karşısına otursam bir bokluk oluyor bende. Ama mazeret sevmem. Biz mühendis adamuk. Bizim patron derdi ki, Anıl aha bu şapka, bunu yapacaksın. Bunu nasıl yaparsın? Kimle yaparsın? Kimsenin umurunda değil. Bu yapılacak. Biz bunun eğitimini aldık kardeşim. O yüzden akarız yani. Bir 3-5 kere falan Uber'e çıktım. Önce onun videosunu çekmedim. Çünkü dedim ki biraz öğreneyim bu neymiş bu. Bir bilgi sahibi olalım. Bir cahil cüvela ben insanların karşısına, sizin karşınıza çıkmak istemem bilirsiniz yani. Bu Disneyland'a geliyor herkes. Bu Disneyland neymiş kardeşim? Koskoca bir park. Disneyland'ın sahibi Disneyland'ı niye kurmuş biliyor musunuz? Çocuklarının canı sıkılmış. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bir de Acun'un kızı sihirli annem istedi diye dizi koydu diye adamı şey yapıyorsunuz. Oğlum adam Disneyland'ı kurmuş ya. Koskoca bir şehrin en büyük gelir kaynağı ya. Kaç kişi o Disneyland sayesinde karnını doyuruyor? Ne restoranlar ne oteller. O iki çocuğa çok müteşekkiriz. O çocuklar şu an zaten nenem yaşındadır. Belki ölmüştür. Ama o 3-5 gün içinde çok bomba, acayip müşteriler bindi. Onları gerçekten çekmek isterdim. Ama işte her zaman kamera yanımda olmuyor. Şimdi kamera yanımda ya. Nerede mezarcı, nerede hayattan bıkmış? Nemrut! Bak şimdi hep onlar denk gelir. Orlando, Los Angeles'a göre daha sakin bir yer. Para kazanması daha zor bir yer. Ama biz zoru severiz kardeşim. Zoru severiz. Uber videosu da yapayım dedim. Nasıl abi iki el. İki el abi iki el çevirecekmişin direksiyonu. Evet iki tane Skirtle geliyor güneş gözlükle. Hi, hello, thank you. Let's go. Yeah. There you? Yes. Hello. Hello. How are you? I am good, thank you. How are you? We're good, thanks. Are you in celebration now? No. Oh, you look like a student. Thank you. You're welcome. It's a huge compliment. Your name is Daria. Daria, yes. I am from Turkey. That name in the Turkey. Russian. Daria. With Y. Daria. But your English is not like Russian. I moved here when I was 10. Ah, okay. So I speak both. 8 years ago. Another compliment. When did you move here? 2 months ago. Oh, from well, your English was very good. Yeah. But I moved from LA. Oh. Yeah, we speak English in LA too. Oh, wow. But with different accent. You YouTube? Yes. Oh yeah, what kind of stuff do you YouTube? Can you check? Manyak mı oğlum bunlar? Yarım saat uzaklıktaki yolcuyu veriyor bana. Uber. Kimse Uber yapmıyor. Burada. Hadi bakalım kim olacak da oğlum hala iptal etmiyor. Sen ruh hastası mısın ya? Oğlum 20 mile ne demek? 1.6 ile çarp 20'yi. Ne ya? O kadar yapıyor işte. 16 ile çarp 10'a böl. 8 ile çarp 5'e böl. Ben bunu iptal ediyorum abi. Ariana yapacak bir şey yok. Mesajı da görmüyor. O kadar bekledik. Ah Ariana. Ah. Bir gidiyorum Ariana Grande çıkıyor da. Thank you. Next. Thank you. I'm so happy. Bakalım sıradaki yolcu kaç ötede olacak. Aa 2 mil ya işte. Böyle gel bana ya. Juara ne lan? Barok'ta mı ne vardı bu isim? Juara. Polis. Polis. Var oğlum. Hey gidi ya. Lisede bir servis vardı bizim. Full erkek. Full erkek. Herkes diyordu ki şu servis bozulsun.
Adam da diyordu ki kız erkek karışık olsun. Biz böyle diyordu, olmadı diyordu. Leş gibi ter kokuyordu, apış kokuyordu. Servis, lisedeki bizim servis. Şoför Mehmet abiydi abi. Oğlum polis var oğlum polis. Çök derdi yani. Hani biz çok kalabalık oluyorduk bazen. Bağırıyorduk mağırıyorduk. O polis de ayakta görünce ceza yazıyormuş. O da polis. Hatta bir tane kız çok merak etmiş bu serviste ne oluyor diye. Sırf kız, kız da nasıl güzeldi. Ne alakaysa. Gelmiş bizim servise abi. Mehmet abi gelmiş böyle yürüyordu Mehmet abi. Çekirge gibi yine. O da tribüncüydü. Samsun Spor tribünlerine giderdi. Getirmiş kızı oturtmuş. Sürekli her yerden küfür sesi geliyordu. O zaman herkes küfür ediyordu. Biz de işte çocuk olunca öyle küfürü falan şey zannediyorsun. Böyle bir adamlık, bir erdemlilik falan zannediyorsun. O yüzden böyle her yerden bir küfür sesi geliyordu. Hemen Mehmet ağa. Oğlum kız var oğlum. Kız akıllı olun oğlum. Ablamızın adı C-H-I-A-R-A. C-H-I-A-R-A. Hello. Cugara. Cuara. Chiara. Chiara, sorry. Which country name is this? Italy. Are you from Italy? Yeah. Rome? No. Florence? No, north. North. Parma? Oh, yeah. Yeah, near Parma. Yeah, okay. You say north? Yeah. Going to school? Yeah. Which school? West Orange High School. High School? Mm-hmm. Okay. Me too. No. With my mustache. I'm junior. You are third. Junior. Mm-hmm. Exchange student. How did you learn English? I just studied English in my country. But in Italy, people cannot speak like you? No. Most of Italians right? don't know. Francesco Totti is really good. Yes. Del Piero is great. Mm-hmm. Yeah. Buffon is amazing. How is the compared to Italy and United States high school education? It's completely different. Different. Much easier here. Easier here, right? Yeah. Everybody saying same thing. But next year you're gonna join the exam is really important and really difficult. Yeah, next year I'm gonna Mm-hmm. English, math, even four days, 5 days like that? 3 days? Mm-hmm. And next year I'm gonna like join the last year. Mm-hmm. And I'm gonna study and then have the exam, big exam at the end of the year, and then so I'm done. Just school is enough for to be successful in that exam, or you have to like private teachers or it something? It depends on how, I mean, how smart are you and how well you do. So do you want? My dad and my mom help me when I need. My dad is an engineer, chemical engineer. Chemical? Yeah. Oh. And my mom, she's like. Yes. And what she does, like, she works for the government health. How is the people in high school students here? Your friendships are not like super strong because you like see. They not act too bad to you, right? No. Mm. Because other international students in there too, right? In your class? Yeah, not that many. Mainly white American. No, also black. Black too. Mm-hmm. What about when I watched the movie? The high school students always fighting. Yeah, there are a lot of fights. A lot of fights, correct, yeah. Right? Everybody saying same thing. That's weird because we don't have that in Italy. They don't fight. Why people always fighting? The high school? I don't know. The guys, right? Boys. No. The girls also. The girls? Yes. Fighting like that? Yes. The girls are fighting because once happened that like a girl saw. Her boyfriend kissing another girl, and then the two girls had a fight over that. So girls fighting just for boys. Yeah. Should be opposite, right? Yeah. And what else? Oh, I was in class, and my friend got like slapped in the head by another girl because she was like annoyed by her. I don't know, just stupid reasons. Hmm. They are doing party. Like high school party, yeah? No, not here. Not here? Not that many, no. Only fight? Yeah. How often they fighting in the school?
I think at least once a week, probably. Once a week is big fight, huh? You have security like fat guy, like no, in the movie. No, but when like something happens, there's always some like teacher or someone adult that comes and stop the fight. After cops come to school. The like, cops coming to school, mm-hmm. But under the 18, they cannot do. The cops cannot do anything. They make us write the witness statement, so we write what happened. If it's happening again, like yeah. Blah blah, but it's happening again. Yeah. And different cop coming, and again same story. Yeah. But I like the United States high school life. It's the great experience for you. Mm-hmm. It's a good experience. Right? Do you live in dorm? Yeah, dormitory? No, in a house. In with family, right? Yeah. Can I ask how much you paying, your family paying for that? To come here, I had to pay like 18,000. In a year? For five months. 5 months, 18,000? Yeah. Because I chose the place. You can do also 12,000, but you don't choose the place. Include food? Yeah, everything. Cleaning? Yeah, everything. So that family is like kind of doing that business or like real family? No, they don't get all the money. They go to the school also. Yeah, include everything. They don't get those money, I don't know. The airplane, you know. How is that family? They're acting like you, Harry Potter? No. It's better, right? They're nice. It's right here. This is your family? No. No, they're much younger. Okay. Thank you. Bye. See you. Have a good day. Thank you. Good luck. Helal olsun be kıza. Kızımızı gördünüz. Daha 17 yaşında. Blue çağını tamamlamamış bir kız kendisi. İtalyan asıllı olan Juara kendisini bir anda Orlando'da bulmuştu. Ve Anıl Güler'in taksisindeydi. Anıl Güler'le tanıştığı için oldukça mutlu olan Juara ona bir sürü bilgi vermişti. Ben liseli hangi öğrenciyi alsam o soruyu soruyorum. Abi sürekli kavga oluyor liselerde. Ben de bir kere gözümle gördüm. Bama güme bir girmişler birbirlerine. Aynı o videodaki gibiydi. F**lar maklar birbirlerine neler söylüyorlar. Bizde oluyordu da. Bunlar daha bir entel kavga ediyor. Daha güzel kavga ediyordu. Bizde çocuklar vardı. Sen bana vur. Ben senin bacılarını. Bizde çok apaçilik vardı. Bizim kavgalar bile. Apaçi kardeşim. Ay üfettin. Bu değer. Aha buldum seni. Numussuz. Nereye kaç? Abi sen sadece Uber mi yapıyorsun? Oğlum ben Uber'i video için yapıyorum lan. Herkesim. Oğlum burada... Para kazanmayan, burada iyi para kazanmayan adam acına ölür. Burada herkes çalışıyor, herkes. Biz de yapıyoruz bir şeyler. Ben sürekli bir şeyler yapıyorum oğlum zaten. Ben öyle hani yerinde duran, yatan bir adam gibi mi duruyorum ya? Bana baktığınız an, kardeşim cin olacaksın ya. Bir baktın mı karşındaki adamı anlaman lazım ya. Bu adam ne yapıyor, neler yapabilir? Az aykın kardeşim durumları ya. Ya senin ben hırzını... Burada çalışmayan adam acına ölür. Burada öyle anan baban dayın yok burada. Burada kafası çalışan adam bir şeyler yapıyor, uğraşıyor. Ya para biriktiriyor ya insan biriktiriyor. Anladın mı? Ben bir diyeyim siz 10 anlayın. Siz zeki adamlarsınız. Her şeyi de sormayın oğlum merak. Bu kadar merak boş ver başkasını. Sen izle geç. Ben kimseyi merak etmiyorum. Kimseyi. Heh, dayı gel öldüm meraktan gel 50 defa aradı şu dayı. Richard. Yep. I try to get the CDL test. I passed the general knowledge. And for the break in the exam, I check around, no one in there. Because of that, I cheat. I ask my friend on the phone. Yeah. Then someone saw me in the computer. The camera was on the computer. Yeah. Then someone came. Probably was the manager, the kind of supervisor or manager. She was black like that. She came. Bro, your exam is yeah. Normally, I check in the Google looking that you have to even go to jail.
You know that, right? Yes. If you cheat, like even your license can be. Hello again. Richard. Yes. We are chilling. The Uber this time. I'll be back through one more time. So you are not new in this area? No, right? I'm pretty new, yeah. Just a week. But people know you? Yeah. You move here? I moved here, yeah. Why you choose Orlando? I started the business here. I came down here for a girl. For a girl? Yeah. Big love story, huh? Love story. That's this love. That didn't work out, but my business is down here. What's your business? Architecture. Architecture. You use AutoCAD? Yep. 3D? Yep. I know very well AutoCAD. Do you? Oh, very well. I am electrical engineer. No kidding. Yes. But I'm not doing, I'm doing social media. I don't want to work. People offer me a lot. Then I am meeting a lot of architecture and engineer. But my goal is different for now. Yeah. But if I want, yeah. Even I get master in LA. Really? Yes. Huh. But I get MBA. Yeah. Not electrical. My undergrad is electrical. Well, you got a good fallback then. It's a good fallback. Yeah. Thank you. Yeah. Don't cheat. No, I will not do it again. Take care. Thank you. Ne güzel adamla bu. Kardeşim eğitim alın diyoruz işte. Bak gördün mü, mimar olunca nasıl fark ediliyor kardeşim ya. La bu eğitimle, eğitimsizlerle. Yani kimse kusura bakmasın da kardeşim. Üniversite mezunu olan adamla olmayan adamın farkı belli oluyor. Burada da oluyor. Buraya gözünüzü seveyim, şu üniversiteyi okumadan, biraz çalışmadan, tecrübe edinmeden gelmeyin. Sonra patlıyorlar, sonra da laf çıkıyor. Yok Türk'ten uzak dur bilmem ne. Oğlum ne Türkler var yani, böyle mimar okumuş etmiş. 20 liranın arkasındaki mimar gibi mimarlar yetişiyor bizim Türkiye'de. Hey yavrum hey. Bak onu hatırlıyorum ben. Ben daha ne yapayım? Ben daha bu memleket için. Bak ben bir sürü mimarla, bir sürü mühendisle tanıştım. En son bir tanesinde bunları anlatmayı sevmem. Tanıştım, adamın adı neydi? Tim. O çok ısrarcıydı. Dedi ki gel bizim şirkette çalış şöyle böyle. Onunla da Uber'de tanıştık. Mail attı, aradı falan filan. Abi dedim geleceğim dedim. Görüşmeye geleceğim. Burada da şantiyede Türkiye'den farklı olarak, bir de hani mühendislik belgesinden farklı olarak işte böyle sertifika mertifika bir şeyler alıyorsun. Dedi ki sen onları yaparsın. Dedim oğlum o işler bende, onlar kolay. Ben mühendis olsaydım ben Türkiye'de de iyi bir mühendis olurdum. Benim Türkiye'deki arkadaşlarım da çok iyi pozisyonlarda. Bunun misyoneri var, 69'u var. Her yerde benim sağlam, bak çocuklar çok iyi paralar alıyor. Benim öyle bir derdim yoktu. Benim kendi zati öz dayım çalışılabilecek en büyük şirkette iyi işler yapan bir adamdı. O bana dedi ki oğlum dedi bak dedi git dedi biraz öğren dedi biraz tecrübe yap gel. Sonra dedi git İngilizce yap gel. Ama Amerika'nın amacı zaten burada hedeflerini gerçekleştirebilmek. Burada istediğin işleri yapabilmek. Amerika aslında onu veriyor adama. Buraya gelip düşüneceksin ne yapabilirim ne edebilirim. Ben 30 yaşımda bilezikleri koluma dizerim, ondan sonra bakarım. He çok şükür aç değilük, açıkta hiç değilük. Türkiye'ye de geldiğim zaman, o zaman daha iyi, daha samimi, daha gerçekçi yüz yüze gelirsek konuşacağız. Konuşma yerleri ayarlayacağız. Girişler biletli olacak ama yüksek fiyatlı olmayacak. Çünkü biliyorum ki beni izleyen adamların genelde durumu yok. Türkiye'nin hali de ortada. Benim şu an organizatöre falan ihtiyacım var. Bana salon kiralayacak, bilet çıkartacak, afiş yapacak falan filan. Benim bu tür bir adama ihtiyacım var. Öyle biri varsa bana yazsın. Bana yardımcı olacak biri bana yazsın. Ondan sonra buluşacağız. Sonuna da soru cevap düşünüyorum ama o garanti değil. Ben orada size bazı şeyler anlatacağım özel ama çok kalabalık olmaz diye tahmin ediyorum. YouTube gibi yani böyle 100 bin kişi falan izleyecek hali yok. 100 kişi olur, 200 kişi olur falan biz bize oluruz. Mecbur biletli olacak, bilet fiyatları düşük olacak. Durumu olmayan yazsın. Zengin abiler var yardım etmek isteyen, sağ olsunlar. Bana bayramlarda falan hatta bir tane abi var. Onlar da zaten yardımcı olmak istiyor dünyanın her yerinden. Around all the world. Benim memleket Shredder. Onlar da yardımcı olabilir. Belki bütün biletler alabilirler. Hatta öyle adamlar da var. Benim görüştüğüm.
bu şekilde buluşabiliriz. Türkiye'nin her yerinde. Kapat kamerayı. Ve sizden ricam, abi ben bir diyeyim, siz 10 anlayın. Tamam mı? Mühendislikle alakalı, master'la alakalı. Bak bir düşün. Bu adam hangi yollardan geçmiş, ne okullarda okumuş, ne insanlarla tanışmıştır. Bu adama ne bilgiler gidiyordur. Bu adama ne teklifler gidiyordur gibi şeyler düşünün. Har hur cahil cüvela. Böyle boş boş kale alınmayacak yorumlar, sorular. Gözünüzü seveyim bak. Siz sıçsanız zeka kardeşim. Siz bizim jenerasyondan daha akıllısınız. Ama ileride daha aç kalacaksınız belki de. He bunun sorumlusu devlet de olabilir. Yüksek ihtimal. Düşük bir ihtimal sizin zamanınızı boş boş harcadığınızdan dolayı da olabilir. Susadım kardeşim, susadım. Bak arkadakini korkutacağım şimdi. Böyle ışıklarda inince nasıl korkuyorlar biliyor musun? Zannediyorlar ki kavga var dayı. O yüzden babalar, gözünüzü seveyim. Bak gözünüzü seveyim diyorum. Zamanınızı, bak beni de izliyorsunuz. Ben de bu işin içindeyim. Ben de bu çorbadayım. Zamanınızı sürekli yok bilgisayarda, yok YouTube'da, yok TikTok'ta, yok Twitch'te falan geçirmeyin. Bak kurbanınız olayım. Ondan sonra bak aç kalın la, aç kalın oğlum. Kimse iş vermez size ya. Başkası hakkında yorum yapmayın. Oturup dedikodu yapmayın. Ne yapacaksın bilgisayarda başka oğlum? Dedikodu yapacaksın. Başkası hakkında konuşacaksın. Oyun izleyeceksin. O adam gülecek orada falan, takılacak. Sen. Türkiye'de de yolunu bulan var ya dolu. Türkiye'de de yolunu bulan var. İlla yok Amerika'ya gelemiyoruz ki. Ne çar çöp tayfa geliyor oğlum Amerika'ya. Görmüyorsunuz mu? Ben size... Neyse şimdi. Yani... Biz niye hızlı dönüyoruz? Millet duruyor resmen. Biz arkadaki sıkıntı yaşamasın diye hızlı dönüyoruz. Benim bu delikanlılığım ne olacak ki? Ben bilmiyorum ki bu adamlıkla biz nereye kadar yani böyle. Bunlar mı la? Ha kızlara bak. Yemin ediyorum Powerpuff Girls. Gelmiyorlarmış. Pardon. Ben size burada bir şey anlatıyorsam bak çoğu sokakta öğrendiğim şey. Ama böyle sokak çocuğu anlamında değil. Üniversitede de sokaktaydık oğlum biz. Mühendislik okurken de, yurtta kalırken de sokaktaydık. Amerika'ya geldik yine sokaktayız. Askerde de sokakta. Hep. Anlamıyorum ki ben. Ben de YouTube izliyorum. Bak ben de Twitch izlemeye çalışıyorum. Ben anlamıyorum gerçi bir şey de. Siz daha zekisiniz benden. Hello. Jessica. Yeah, Jessica. Yes. I am. Hi. Anil. Yes. Where are you from? She say goodbye to you. Yeah, but you couldn't see. So she's really upset now. Where are you from? I love your accent. You love my accent? Love it. I am from Jamaica. Oh my god, you're very good looking. Keep looking. Thank you. Ben nerelerden geçiyorum ya? Kayalardan kayarım. Yoktur benim ayarım. Kafamı bozmayın. Kayalara da kayarım. Dino Jace çok yardım etti bana, sağ olsun. Alo. Efendim Sayın Güler. Neredesin? Ben de ilk geldiğimiz mekandayım. Ve dörtlü mü yaptınız, dörtlü sacaya? Olur mu lan, dörtlü değiliz oğlum, beşliyiz. London'ı mı unutuyorsun? He London da var. Az bak. He. Bu salı gidelim mi şelaleye? Olur, hava gayet güzel. Gördüm, baktım. Sana alo yapacaktım, yarın arayayım dedim. Ona göre dedim ama sen benden önce davrandın, gidelim. Hızlıyımdır. Tamam, bu salı o zaman şelale spor. Abimizi alırız babadan. He. İki sandviç alırız. Orada bir... Cigara yakacak mı cigara? Kahveyle cigara. Tabii canım, kahve cigarası olur mu? Şahane değil mi? O zaman kahvenin ne anlamı var? Sen ne yapıyorsun? Ben Uber yapıyorum abi, ekmeğimi kovalıyorum. İyi, hayırlı olsun. Abi benim yolcu geliyor. Hey, Linda, right? Linda. Linda. Yeah, but Doug, I'm your ride. Of course. Haberleşiriz. That's okay.
This is all good. Oh yeah, all the time is happening. Yeah, yeah. Okay, we're going right down 50. It's right at 455. There's a Wood Spring Suite. Well, I'm going through a hard time right now. I've had lung cancer for a year, so. Oh really? I've lost my job and my place to live, and so some friends put me up in this place for a little while, and I'm just not doing too well. Mm. I'm dying, man. No, you're good. I smoked cigarettes for 35 years. 35 years? Yeah. So the doctor said because of cigarettes? Yeah, of course. Yeah. So you, did you start the like chemotherapy? Soon. Yeah. Yeah. Soon. Yeah. And a lot of people going through very tough times. You know, homeless population in America has doubled in 1 year. Last year, right? Oh yeah. I mean, literally. There's some cities that looks like dead bodies just laying all over the place. San Francisco, LA, Chicago, New York, Seattle. I mean, it's just, in fact, right here in Claremont, there's only been 25 homeless people here for about 20 years. There's 125 now. Yeah, they live in the woods and, you know. When did you quit the cigarette? Well, I still smoke them once in a while, but maybe once a week or something like that. Mm. You know, just because I've been doing it for 35 years, so it's kind of hard, right? Yeah, and I was never, it, you know, one pack every couple days can still kill you. Cigarettes are just no good. I mean, you're drinking too? Yeah, I mean, just, it kills the pain, you know? The alcohol? Yeah, I mean, killing the pain? It kills the mental pain, yeah. Even you're this sport, football? I was football, basketball, and baseball, I played golf, I played tennis, I swam. I was a big athlete. Sports from the time I was 7 until I played in college as well. Yeah. Because you are old generation, so when 1950, 1960, yeah, all the United States smoking, right? Oh, yeah, yeah. Everybody. A lot of people don't realize that. No, thank you so much. Thank you, man.